şey. Yok, sana edep bey yakışmaz. Senin elini öpmüş yok. Önce açılış kurdelesini kesti, sonra yanına başbakanı da alıp hastaları ziyaret etti. Açılışını yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde hasta ziyaretinde de referandum için nabız yokladı. Yengem sana iyi bakıyor mu? Çok sağ ol, Allah razı olsun. Evet dedi ha. Anayasa değişikliğine henüz imza atmadı. Mersin'de kampanyanın startını verdi Erdoğan. Tıpkı başbakan gibi. Niye buradasınız? Duymadım. Duymadım. Kararımız. Adanalılardan referandum için böyle destek istedi. CHP liderine yanıt verirken yine espriliydi. Ha doğru, bir rejim değişikliği var. Çünkü anayasa değişikliğinde gece gündüz çalıştılar. Milletvekilleri her ilden değişik yemekler geliyor. Ne rejim kaldı ne bir şey. Adana kebabını yiye yiye rejim de bozuldu, her şey bozuldu. İki ay boyunca kapı kapı dolaşıp anayasa değişikliğini anlatmalarını istedi. Kılıçdaroğlu'nun dayatma eleştirisini de gündemine aldı. Gözüm Kemal Bey, bir ay boyunca bu vekiller gece demedi, gündüz demedi. Mecliste çalıştılar. Bizim Mustafa Elitaş tıraş olmaya bile vakit bulamadı. Sakal bıraktı. Ziyaretin Adana bölümünde yoktu Cumhurbaşkanı Erdoğan ama başbakanın evinde ziyaret ettiği ailesi hastası Yasin Asma'ya telefondan görüntülü olarak bağlandı. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm diyor. Allah'a Yasin nasılsın? Teşekkür ediyorum. Yanımda benim de Enerji Bakanı Berat Bey var. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gündeminde yine referandum vardı. Sayın Cumhurbaşkanım şu alfabeyi seçiyor. Ve evet. Çok uzun köşe yazıları yazıyor. Evet diyoruz diye makalesi yayınlandı. Bunu tamamen gözüyle yazarak yapıyor. Gözlerinden öpüyorum. Elini sabretsin.